Rabbini zikredenle zikretmeyenin hali diri ile ölünün hali gibidir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın davasına gönül verdiğimiz zaman o zaman oradayız işte. El mer'u ma'a habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Yüce Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiram efendilerimizi teşvik ediyor. Bizleri cennete teşvik ediyor. Biz de inşallah burada teşvikten bahsedeceğiz. Birbirimizi teşvik, namaza teşvik, camiye teşvik, Kur'an tilavetine teşvik, ilme teşvik. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e bir takım ayetler vardır. Estağfirullah. billah. Ya eyyuhennas diye başlar. Bütün insanları kapsar. Müminler de içine girer. Kafirler de içine girer. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetler var. Sadece hitap iman edenlere. Ey iman eden kullarım. Ya eyyühen diye başlayan ayetler var. Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitaben. Onun üzerinden tabi hepimize bir emir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Enfal suresinde bir ayet var kıymetli kardeşlerim. Orada buyuruyor ki ayet-i kerimede Ya eyyühen nebiyyü harridil mu'minine qital. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi ey peygamber aleyhissalatu vesselam harridil mu'minine alal qital. Müminleri cihada teşvik et. Müminleri hizmete teşvik et. Müminleri namaza teşvik et. Burada bir teşvikten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerime indiği zamanda da Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın etrafına bakıyoruz. Aşere-i zatlar var cennetle müjdelenmiş olan büyükler var. Yine bu ayet indiği zamanda bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Ayetine muhatap olmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında pervane gibi dönen ashab-ı güzin efendilerimiz var. Yine baktığımız zaman da ayet-i kerimede Fetih suresinde لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ Ağacın altında, Rıdvan biatında, Hudeybiye'de ellerini senin eline uzatarak ölümüne sana biat eden oradaki müminlerin hepsinden Allah azze ve celle razı oldu. Lakat radiyallahu lakat muhakkak ki radiyallahu Allah razı oldu kimden? Anil müminine müminlerden iz o vakit ki yubayi'unke sana biat ediyorlar tahta şecara ağacın altında. Yani ağacın altında gelip efendimize ölümüne biat eden sahabenin hepsinden Allah azze ve celle razı olduğunu beyan buyuruyor. Yine ayet-i kerimede radıyallahu anhum ve an buyuruyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Yine tövbe sırasında bir ayete bakıyoruz. Ve sabiqun el evvelun min muhacirin ve ansar Önden gidenler, önde gelenler o ashab-ı güzin efendilerimiz. Yani muhacir ve ensar ve onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Yani Allahu Teala'nın razı olduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Ama yine ama yine Allah azze ve celle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben ya eyyühan yu hadidil Ey nebi, ey peygamber aleyhissalatu vesselam müminleri cihada, savaşa teşvik et, davaya teşvik et, hizmete teşvik et. Soruyorum size kıymetli kardeşlerim. Hakkında ayet bulunan Allah Azze ve Celle'nin razı olmuş olduğu o topluluğun bile teşviye ihtiyacı varsa bizim gibi Kur'an-ı Kerim'i okumaktan aciz, bizim gibi namazları doğru dürüst kılmaktan aciz, bizim gibi belki sabah namazına kalkmakta aciz olan birisi Kur'an-ı Kerim'in yüzünü okumakta aciz olan birisi. Daha belki amme cüzünü bile bil, yani bilmeyecek kadar ve aşağı kadar bilmeyecek kadar aciz olan kimseler. Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, teheccüd namazına kalkmak yani hep ibadetlerde zorlanıyoruz değil mi? Bizim gibi bu aciz insanların teşviye ihtiyacı olmayacak mı? Cennetle müjdelenmiş, hakkında övgü bulunan, hakkında ayetler inmiş o topluluğun bile teşviye ihtiyacı varsa kıymetli kardeşlerim, değerli abilerim. Bizim çok teşviye ihtiyacımız var. O yüzden burada sadece mevzuyu bir hoca gelmiş bir şeyler anlatıyor konuşup gidecek olarak bakmayın. Her şeyin bir ruhu vardır. Sohbetin de bir ruhu vardır. Onu yakalamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri ruhtur kıymetli kardeşlerim. Mesela birçok aşçı şerif okunuyor. Hafızlarımızın okuduğu aşçı şerifler. Şura suresinin sonunda Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Estağfirullah وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ruham min biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Kur'an'a Allah Azze ve Celle ruh diyor. Niye? Yuhyil kulubel meyyit. Ölü kalpler Kur'an ile dirildiği için ruh denilmiştir. Ruh. Bizde ruh olmasa ne işe yararız biz? Bir insan vefat ettiği zaman da Teala onun ruhunu çektiği zaman yeni taze bir ölü yanımızda yatıyor. Vücudun sıcak daha soğumamış bile. Ama konuşamaz. Göremez. Duyamaz. Hissedemez. Ruh çekildiği zaman iş bitmiştir. İşte bunun gibi ruh olan Kur'an-ı Kerim insanların hayatından çekildiği zaman, insanlar o Kur'an-ı Kerim'i okumadığı zaman, amel etmediği zaman, anlamadığı zaman, yaşamadığı zaman ölü gibidir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Rabbini zikredenle zikretmeyenin hali diri ile ölünün hali gibidir. Zikredenler diridir, zikretmeyenler ölü gibidir. O yüzden Hadid suresi var Kur'an-ı Kerim'de Vakia suresinden sonra Kur'an-ı Kerim baştan sona şifadır. Ve minel Kur'an ma huwa şifa. Kur'an-ı Kerim şifa, şifa ayetleri vardır. Ya eyyuhen nasu kad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve Şifa. Bak hep bu şifadan bahsediyor yüce Rabbimiz azze ve celle. Vakıa suresi. Vakıa suresi de şifadır. Bütün sıkıntılarının gitmesini istiyorsan, kalp dar darlanmasının gitmesini istiyorsan Vakia suresini mutlaka okuyun kıymetli kardeşlerim. Vakia suresi hakkında bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men kara'a suratel vakiatı fi kulli leyletin lem bu fakatun ebede. Bir kimse aksatmadan her gece Vakia suresini okursa ona fakirlik isabet etmez. Tabii ki bu fakirliği sadece cep olarak düşünmeyin. Biz hemen fakirlik dediğimiz zaman para olarak insan aklına geliyor. Hayır. Öncelikle kalp. Kalbin fakir olmaz. Ela bi zikrillah kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sen kalbini onu oturtturduğun zaman, her daim Kur'an'la meşgul olduğun zaman, her daim her gece aksatmadan Vakıa süresini okuduğun zaman da çok bereketler göreceksin. Evinde bereket, cebinde bereket, iş yerinde bereket, ticaretinde bereket. Bunu göreceksin. Aile içindeki o bereketi göreceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahye dayalı konuşur. Ve ma yantiku anil hava, inhu illa vahyu yuha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nefsinden konuşmaz. Hevasından konuşmaz. Vahye dayalı konuşan, Allah Azze ve dinini bize öğreten, temiz bir hayatı bize öğreten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına gönül verdiğimiz zaman, o zaman oradayız işte. El mer'u amen habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allahümme salli ala seyyidina. محمد وعلى آل سيدنا محمد